Manşete hoş geldiniz. Günün ikinci manşeti. İlk manşet Daran, Daron Acemoğlu'nun Nobel ödülü almasından hareketli ekonomi ağırlıklıydı. Kart limitleri vesaire. O gündemle ilgiliydi. İkinci önemli gündem maddemizse belki de en önemlisi bu güvenlik. Ki hepsi birbiriyle bağlı. Ekonominin baş aşağı gitmesi, güvenlikte yaşanan sıkıntılar ve halkın %58'inin kendini güvende hissetmemesi hepsi hukuk, hesap verilebilirlik, adalet duygusuyla ilgili, ilişkili. Demokrasiyle ilişkili. Şeffaflıkla ilişkili. Kurumların düzgün çalışmasıyla ilişkili. Daron Acamoğlu bundan dolayı Nobel ödülünü aldı. Bugün Kadıköy'ün her sokağında farklı bir kadın korteji vardı ve hepsinde kortejin boyutu dakikalar uzunluğundaydı. Üç adet kortejin görüntüsünü alabildim. Bu da üçüncüsü demiş Ömer Faruk Aslan. Onun görüntüleriyle başlıyoruz. Kadınlar rahatsız. Güvenlik endişesi var. Sokak hayvanları hemen her gün bir katliam. Gebze'de, Ümraniye'de ve daha pek çok yerde tespit edilebilen görüntüler. Sokak hayvanlarıyla mücadele elbette sokak hayvanları insanlar için rahatsızlık veriyor. Bunu kabul ediyorum. Fakat mücadele yöntemi öldürmek değil. Öldürerek sayılarını azaltamazsınız. Bu vahşetle... E, bu dehşet verici vahşetle ancak zulmünüzü katlarsınız. Nefret uyandırırsınız. Ve oradaki vahşeti başka yerlerde de katlayarak tekrar edersiniz. Kısırlaştırmadır sorun. Sorunun çözümü. Etkin bir kısırlaştırma. 4 ila 6 yılda, 7 yılda köpeklerin nüfusu belli. Şey, nüfusu da belli, ömür süresi de belli, yaşam süresi de belli. Cinslerine göre değişmekle beraber. Etkin bir kısırlaştırma. 4 ile 6 yılda bu iş çözülür. Etkin bir kısırlaştırma. Seferberlik havası içerisinde. Ne barınağa gerek kalır ne de başka bir şeye. Şimdi e, ekonomi konusundan devamla e, bir konuya bakalım. Bu grafiği vermiş ve öyle de başlık atmıştım. Yani kart limitini düşürmeyene 6 yıl 3 yıl ceza mı acaba diye. Engin Avcı paylaşmıştı ve kart limitini düşürmek Engin Avcı kaymakam vali yardımcısı liberal partide siyaset yapıyor vesaire. Bu mesajı paylaşmış gruplardaki kredi kartının limitini düşürmek ceza soruşturmasında delil olur mu ileride diye soruyor birisi. Vereceğin 750 TL ver geç değmez 6 yıl 3 aya diyor bir başkası. Onun üzerine de ee, bu şeyi satmış yani vaktiyle Digiturk aboneliğini iptal ettiği Iç eptirdiği için hapis yatan vatandaş soruyor. Şimdi benim bu başlığımı abartalı bulanlar oldu. Ne yani seyredilsin diye mi böyle? Hayır seyredilsin. Elbette seyredilme kaygısı var. Etkili bir başlık atmanız lazım ki insanlar tıklasınlar ve seyretsinler. Ama yalan başlık atamazsınız. Abartılı ne bileyim hilafı ı vaki içinde olmayan bir konuyla ilgili başlık atan atamazsınız. Bu, bu seyirciye büyük bir sayg saygısızlık olur. Bu bir vaka. Vatandaşın böyle bir korkusu var. Yani Türkiye gerçekleri böyle. Acaba kart limitimi düşürürsem bu devletin radarına takılır da başıma bir iş gelir mi diye düşünen vatandaş var yahu. Niye? Çünkü yanın sağındaki solundakini götürmüşler. Yaptığı yasal işlemlerden dolayı. Böyle bir Türkiye'den bahsediyoruz. Evet çok komik. Komik ama D Dijitürk aboneliğini iptal ettirdiği için 6 yıl 3 ay yatanlar var. Kulaklarınızı tıkadınız belki görmediniz görmek de istemediniz. Yasal sendikaya üye olduğu için, yasal bankaya para yatırdığı için, yasal eylemler yaptığı için bir genç kadın yurt dışındaki kardeşinden gelen paradan dolayı içeride şu anda haberiniz var mı? Yani ee, şaşırıyorum. Bakın şimdi bu da tutturabildiğine. Dijitürk Türk depremi diye, ta o zaman 2015 yılının Ekim ayı ya da Eylül ayı e, o aylar tam da işte bizim gruba kayım atanacak. Tek tek böyle platformlardan indiriyorlar. Dijitürk'ten, Türksat'tan, şuradan buradan çıkarma yazıları geliyor. Hürriyet böyle vermişti haberi. Hürriyetten getiriyorum ki bir yere bağlayacağım. Dijitürk depremi. Dijitürk'ün bünyesindeki 7 kanalı Ankara Başsavcılığından gelen yazı üzerine platformdan çıkarmasına tepkiler büyüyor falan. Sonra kumandalı e, protesto. Dijitürk'ün önünde bir kumandalı protesto yapılmıştı. Kumandaları Dijitürk'ün önüne atmıştık. Fotoğrafta ben de varım. Gittik orada eylem yaptık. Kumandalarımızı attık. Ve yığınla insan bu nedenle Dijitürk aboneliğini so sonlandırdı. Neden? Kanal Türk, Samanyolu, Mehtap, S Haber, Bugün TV, Yumurcak ve Irmak TV platformdan atıldı diye. Tamamen sebepsiz. İşte burada da haber çok detaylı bir şekilde görülmüş. ABD endişeli diye ee, Ankara Büyükelçisi John Bass açıklama yapmış. Ee, o arada Dijitürk Katarlı bir grupla anlaşma imzalamış falan. Böyle haberler var. Basın konseyinin açıklaması var. Bilmem ne. Sonra yığınla insan bundan dolayı Dijitürk'ünü iptal ettirdi. Sonra Ertuğrul Özkök 10 Ekim 2015'te Dijitürk'ten çıkıyorum diye bir yazı yazdı. Yazısının başlığı bu. Paralel diye bir yapılanma varsa adalet gereğini yapsın o kanallarda bana da çok eleştiri yapıldı. Bana da haksızlık yapıldı ama eleştiri yapıldı diye böyle bir karartma engelleme yapılamaz. Eğer Dijitürk'ü kullanıcılarınızın değil de sadece babanızın ve AKP'nin malı olarak görüyorsanız birlikte yürüyün aynı yolda. Bilin ki aynı çamurda ıslanacaksınız ama biz artık yokuz demiş. Ve Türk aboneliğini iptal ettirmiş. Bir başkası Ahmet Hakan'ın 12 Ekim tarihli yazısı. Safımız belli olsun, Dijitürk'ü söküp attım. Biraz daha yaklaştırayım mı? Ahmet Hakan'ın, Ertuğrul Özkök'ten iki gün sonra yazmış. Yığınla insan Dijitürk'ünü bu sebepten dolayı protesto ettiği için, seyrettiği kanallar platformdan atıldığı için, yani benim seyrettiğim kanallar platformda yoksa, Dijitürk de olmasın dedi. Yığınla insan. Ve onlar hakkında, Dijitürk, büyük bir şerefsizliğe imza atarak, müşteri bilgilerini paylaştırdı, paylaştı. E, kimler çıkmış ve mahkemede o Türk üyeliğini sonlandıranlar hakkında işlem yaptı. 6 yıl 3 ay. Siz neden bahsediyorsunuz? Ondan dolayı insanlar bugün kart limitimi düşürdüm diye acaba başıma bir iş gelir mi? 6 yıl 3 ay. Bu böyle. Onun için yadırgamayın. Onun için Türkiye güvenli bir ülke mi diye sorulduğunda metropol araştırma sormuş. Evet diyen 39, hayır diyen %58,5. Onun için alta öyle yazdım. %58 güvenli hissetmiyor. Fakat burada enteresan bir şey var. AKP ve MHP'deki evet diyenlere baktığınızda ee, azalma var. Yani AKP'de Eylül, yani bir sene önce AKP'ye oy veren seçmen %83 ile güvenli bir ülke derken şimdi artık sadece 61'i 22 puanlık bir erozyonla güvenli olduğunu düşünüyor. MHP 85'ten 60'a düşmüş. MHP seçmeni 25 puan düşüş var. Yani AKP ve MHP seçmeninin yuvarlak hesapla %40'ı kendini güvende hissetmiyor. İktidar seçmeni bu. CHP'ye, DEM Parti'ye baktığınızda oranlar daha değişik. Elbette olması gerektiği gibi iktidar partisi seçmeninin de artık yüzde kırkı kendini güvende işletmiyor. Böyle bir ülke. Polisi sırtından bıçakla yaraladı. Polis elini kolunu sallayarak işlem yapmaya gidiyor. Ondan sonra da aman Allah'ım. Kaç yerde böyle hadise var. Tabii bir sürü sıkıntı var. Polis kökenli emniyet, tamir kökenli insanlara havale ederek bu konu bu, bu konu üzerinde durmayacağım. Çünkü son derece rahat tavırlarla bir yerde işlem yapmaya gidiyorlar ve içerideki saldırıyor. E, i̇şte o polisi öldüren vatandaş gibi. 19 yaşındaki genç gibi. Ne yapacağını bilemiyor. Kaçıyor. Mukavemet edemiyor. Çünkü yeterli atış talimi yok. Yeterli eğitimi yok. Yani koç başlarıyla özel tertibatlı polislerle masum insanların evlerini basıyorlar. Tek mukavemet yok. Tek çakı çıkmıyor aramalarda. Cephanelik çıkan evlere de elli kolunu sallayarak gidiyor polis ve böyle de bir muam böyle de bir muam muameleyle karşılaşıyor. Bir, bir de cinnet haliyle ilgili haberler var. Bunları yeni kestim bu haberleri. Saldırı talimatını rüyamda aldım. İstanbul Başakşehir'de 17 yaşındaki MG eline aldığı bıçakla sokakta rastgele saldırdı. 114 14 yaşında 3 kişiyi yaraladı. Hemen her gün. Yani açın 3. sayfaları. 5, 6, 7, 8 tane haber işaretlersiniz. Tam bir cinnet hali var. Polis de etkisiz. Sonra da işte efendim infaz kanunu değiştireceğiz. Yasaları değiştireceğiz. Bilmem ne. Bir cinnet hali var. Bu insanların... Toplumdan uzaklaştırılması gerekiyor. Şöyle veya böyle. Yani toplum yaşamından çekilmesi gerekiyor bu insanların. Tabi iktidar hemen her krizi bir fırsata çevirdiği veya böyle anladığı için... ...iki yılın altında ceza alanlar cezaevine girebilecek. Şimdi böyle bir şey var. Yani bir yıl... Şimdi bu da direkt tweet atana şuna buna dönecek. Ertelenen cezalara falan dönecek. Çünkü normalde 8 ay, 1 yıl, bir buçuk yıl ceza aldığınızda bu ceza erteleniyor işte ne bileyim para cezasına çevrilebiliyor. Şu oluyor bu oluyor. Yani bunu da gene bu hırsızın, uğursuzun, kapkaççının ne bileyim uyuşturucu sabıkalısının falan için kullanmayacaklar. Kadına şiddet neyse hayvana şiddet. Bunun için kullanmayacaklar. Bunu da gene <laughs> çevirecekler. Siyasal veya siyasi suçlar için kullanacaklar. Bakın Cemre Birant paylaşmış. Yine başka gündem peşinden koşuluyor. Narin'e ne oldu? Üstteki fotoğraf. Dilek Ekmekçi niye hapiste? Narin gibilerin hakkını savunduğu için hapiste. Ayşe Arman bloğunda bir röportaj yapmıştı Dilek Ekmekçi ile. Acaba şimdi bir şey yazdı mı onun hakkında bilmiyorum. Bakmadım. Bakın alta yazın. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Beğenmeyi paylaş... Paylaşmayı ihmal etmeyin videolarla. Beğenenin başına bir şey gelmiyor. Görünmüyor zaten. Twitter'da da YouTube'da da. Yorum bırakın. Hepsini okuyorum. Ve cevap vermeye çalışıyorum. Gerçekten ama. Günde birkaç saat buna mesai harcıyorum. Ve Esengül niye hapiste diye sormuş Cemre Birand. Esengül işte başta söylediğim kız. Yurt dışında kardeşinden para geldi. Para geliyor. Yurt dışında çalışıp kardeşi para gönderiyor. Ve o örgüt içi finansal işte yapılanma veya finansal işte alışveriş oluyor. Ondan içeride. Bir başkası. Basit cinsel saldırı gerekçesiyle hapis cezası alan avukat Sezgin Keleş'in yaptığı haberlerden dolayı Etha editörü Pınar Gayıp hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkıyor ve karakola işlemler için giden Gayıp farklı bir dosyadan yakalama kararı var denip tutuluyor. İnsanlar neden güvenli hissetmiyor? Bu belki bugüne kadar belli bir grup için geçerliydi. Ondan dolayı da insanlar kulağının üstüne yattı. Ama artık hani alevler, ateş neyse kapıya dayandı. Bu bunu gösteriyor. 40 teğmen oradan atıldı mı? Hakan Şahin paylaşmış. Hayır, 40 hemen atılmadı ama diyor karar bu okulunda alay tabur bölük takım komutanı olarak görevli 40 subayın görevi yeri değiştirildi. Yani 30 40 50 gibi bir rakam vermişti Erdoğan. 40'ta anlaştılar galiba. Bir yer bir yer değişikliğiyle falan e, durum halledilmiş görünüyor. Nazik bir konu çünkü. E, belli ki atılma değil de yer değiştirmeyle bu iş takip ediliyor gibi. Bakın. Şimdi birazdan DEM Parti meselesine geleceğiz ama Jin Jian Azad ne demek? Nedir bu Jin Jian Azad diye sormuş Ceren Sözeri yazısında. Kadın yaşam özgürlük demek. Sabahattin Tuncel de bunun sokakta kendiliğinden açığa çıkan bir e, slogan olduğunu söylemiş. Biz kadınız, kimsenin namusu değiliz kampanyasıyla 2008'de başlamış. 2009 falan derken kadın kırımına hayır diye yürüttüğümüz kampanyalara Jin Jian Azadi sloganı da eşlik etti diyor. Hemen her yerde böyle. Şimdi bir Sedat P Peker penceresi açalım dün e, Saygı Öztürk'e e, konuştu. Ne zaman köfteci muhabbeti yapılsa adım köfteci Yusuf'la anılıyor dedi. Köfteci Yusuf olayında onun tehdit edilmesi, adamlarını veya ona yakın kişilerinin girip de e, ona parmak sallamaları hatta Sedat Peker'le görüntülü görüştürmeleri falan Sedat Peker'in bu işin içinde olduğunu gösteriyor. Mafya jargonu böyle bir şey. E, son derece net. Hatta bir tanesi yorumlarda onu yazmış. Yani Sedat Peker'in ne işi olur köfteciyle diye. Yani bu Tekerlekli arabada köfte satan birinden bahsetmiyoruz. Seyyar köfteciden bahsetmiyoruz. 280 şubesi olan, 12 bin çalışanı olan, multimilyar bir büyük ulaşmış bir gruptan bahsediyoruz. Büyük bir grup. Yani anlatabiliyor muyum? Ee, ve arada sulh olmaya çalışıyorlar. Gene para koparmaya, haraç koparmaya çalışıyorlar. Yani siz Sedat Peker'den ne çıkarmaya çalışıyorsunuz ben anlamadım. Şimdi Sedat Peker'in Saygı Öztürk'e röportajını okuyun. Orada enteresan bazı satırlar var. Onun altını çizeceğim. İşte her dönem işte özellikle bir takım sahipsiz kalan çocuklarla ilgili filan bir şeyler anlatıyor. Ve bir psikolojiden bahsediyor. İşte bu sahipsiz kalan çocuklar, sokağa düşenler, işte sokaktaki bir takım problemler falan derken. Ben dünyanın en zekisi olarak sosyolojik tespit yapıyor değilim. Aynısı Brezilya'da yaşandı. Orada büyük kriminal suç ailelerinden güç başka yapılara geçti. Meksika'da, Kolombiya'da yaşandı. Karteller gidip kendileri adam öldürmüyor. Türkiye'de esasen çok tehlikeli yaşanacak bir şey daha var. Devletin burada tedbir alması lazım. Brezilya, Meksika, Kolombiya'da yaşanan şeyin aynısı. Kötü insan doğası her yerde aynıdır değişmez. Türkiye'de de yaşanacak. Ne mi olacak? Devletten ayrılma, ordudan atılma veya mecburi hizmetini tamamlayıp ordudan ayrılan, genç, çılgın, şiddet eğilimi olan tipte bazı subay arkadaşlar var. Devlette görevli olanların devreleri nasıl Kolombiya'da devlet içinde görev yapmış. Hani bizim 28 Şubat süreci filan onun gibi değil. Onu, onu söylemiyorum. Birkaç özel harekatçı yapıdan bahsetmiyorum. Tamamen kriminal ama polisin askerin çalışma sistemini bildiği için de yakalanmaları pek mümkün olmayan yapısal olarak asker kökenli özel harekat polis kökenli oldukları için daha sert radikal grupları oluşturdukları an sıkıntı büyür demiş. Eski rütbeliler sahaya inliğinde de seyreyleyin diyor. Türkiye artık Brezilya, Kolombiya, Meksika Türkiye'de böyle bir tehlikenin geldiğini görüyorum demiş. Her çağın kendine göre bir sistemi var falan. Ayrıca metle ilgili, o alkole gereğinden fazla kısıtlama yaparsanız met uyuşturucusu artık Türkiye'de üretildiği ve bu sebeple fiyatı çok ucuz olduğu için insanları bu tür uyuşturuculara yönlendirirsiniz diyor ve met üretiminin eroin gibi büyük üretim yerlerine ihtiyaç duyulan bir şey olmadığını, 60 metrekarelik bir daire bile yeterli olduğunu falan anlatarak belirterek e, tehlikeye ve tehlikelere dikkat çekiyor. İmdat Öner paylaşmış ki kendisi Güney Amerika'da diplomatlık yapmış bir isim. Ekvator 2009'da oturum kanununu değiştirip binlerce yabancıya vatandaşlık verdi. Şu an Ekvator'da kokain ticaretini yürüten kişiler zamanında bu kanunla oturum kazanan Arnavut, İtalyan ve Sırp çeteler. Bir zamanların turizm cenneti ülke şimdi çetelerin elinde iç savaşa gidiyor demiş. Yani bir yönüyle de Sedat Peker'in uyarılarını teyit ediyor. O arada Atif Hoca Köfteci Yusuf, Yusuf, olayından çıkaracağımız en büyük ders hiçbir devlet kurumunun yayınladığı ÇED raporu, enflasyon rakamı, COVID ölümleri sayısı, işsizlik sayısı gibi rakamlara inanmadığımız gibi bakanlığın tahşiş listesine de inanmıyor. Bir ülke vatandaşının kendi devlet kurumunun açıklamasına güvenmemesi ne demektir? Gittiğimiz yol yol değil, yarın çok geç olacak demiş. Öyle. Hepsi birbiriyle ilgili. Hukuk, demokrasi, insan hakları, hesap verilebilirlik, şeffaflık, kurumlar ve sonra ekonomi ve sonra güvenlik. Şimdi Dem'le devam edelim Dem Parti ile. Bu sözleri Dem'e söyledi deyip meseleleri terör dışı yöntemlerle ortada, ortadan kaldırmaya varız diyor. Ama ülkede terör yok ki. Uzun yıllardır ne kurşun atan var ne kurşun yiyen var. Yani. Diyarbakır'da Öcalan için basın açıklaması yapılırken Dem Parti heyeti hafta sonu 6 gözaltı milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Hangi el sıkmadan, hangi el uzatmadan bahsediyorsunuz? Yeni bugün Adıyaman'da Dem Parti Kahta İlçe Başkanı Said Dileyin aralarında bulunduğu dört kişi evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Sezai Temelli demiş ki, Demirtaş'ın tutsak olduğu ülkede gerçekten sivil anayasa yapabilir misiniz? Toplumsal barışı sağlayabilir misiniz? Sağlayamazsınız. Önce Demirtaş'ı bırakacaksın. Niyetin ciddi ciddiyse, niyetin samimi ise, Cengiz Çandar'da bir şey pişiyor mu, bir şey var mı derseniz evet pişen bir şey var ama buna çözüm süreci demek için çok erken. Bir Öcalan'la Öcalan'la devlet görüşüyor iki Öcalan'la Kandil arasında bir iletişim var demiş. Yani bunun da teyit edildiğini söylüyor Amber'in zaman haberini atıfta bulunarak. Ve en önemli öncelik özellikle Dem Parti'de ve Kürt Siyasal Hareketi'nde Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması 25 sene sonra. Yani Selahattin Demirtaş'tan çok Abdullah Öcalan gündemde tutuluyor şu anda Selahattin Demirtaş çok fazla mevzu olmuyor. Doğu Ergil ortadan yaklaşmış çok da güzel. İki çocuğunuz var her biri farklı anneden. Birini öz diye benimsiyor mirasınızı paylaşmasın diğerini ona düşman diye tanıtıyorsunuz. Hayatları boyunca kavga edip aile varlığından doğru dürüst yaralanamıyorlar. Sonunda yeter artık deyip çocuklarınızı barıştırmak istiyorsunuz. Şimdi çocuklar bu kadar kavga kayıp kin intikam duygusunun tortusundan arınıp nasıl barışacaklar? Bu hiç kolay olmayacak diyor. Türkiye'nin dramını özetlerken. Barış, toplumsal sorunların çözümü zor, uzun soluklu, kolektif, geniş tabanlı olgulardır. 3-5 kişinin aralarında varacağı anlaşmayla olmaz. Olan da kalıcı olmaz. Sonra Erdoğan yeni konuşmuş. Milyonlarca vatandaşımız sırf anasının dilini konuştu diye ötelendi. Yahu yandaki gazete kupürü haftalarca ekrana getirdik. Kürt halay çektiği için hakkında işlem yapılan insanlar. Sonra da bu halayı kim durdurabilir diye kampanya yaptılar. Temmuz Ağustos ayı hatırlayın. Kimse anasının dili filan onunla falan şey değil. Sonra diyorlar ki işte TRT'de Kürtçe kanal var. Ya mesele o değil ki. Kürtçe şarkıyı yasaklıyorsunuz. Kürtçe müziği yasaklıyorsunuz. Kürtçe müzik çalan kafeyi yasaklıyorsunuz. Müfettiş gönderiyorsunuz. Polis gönderiyorsunuz. Kiminle dalga geçiyorsunuz? Bir başka dalga geçen vatandaş da bu. Daha önce Kürt siyasal hareketine itlafı gereken itlaf kelimesi telef etmekten Süremiştir. Arapça bir kelime. Hayvanlar için kullanılır. İtlafı gereken bir siyasi haşere sürüsü diyor Kürt Siyasal Hareketi mensuplarına, HDP'lere. Tweet'i de orada. Aralık 2020'de atmış Semih Yalçın. Şimdi de işte devir ayrışma, kamplaşma, kutuplaşma devri değildir. Bunlarla ne yola çıkılır, ne yol yürünür, ne uzattıkları el sıkılır, ne de el uzatılır. Allah aşkına ya. Şu kadarcık omurganız varsa sırtınızda bir tane Birazcık insanlık onurundan nasibiniz varsa size itlafı gereken siyasi haşere veya siyasi itlafı gereken ne bileyim hamam böceği falan diyen birine bir daha dönüp bakar mısınız ya? İstediği kadar pişmane olsun, nedamet getirsin. Yürü dersin yani. Bana gözükme de kime gözükürsen gözük. Sonra ya bunların samiyeti böyle Burger King fatura da şimdi AKP'liler bir Burger King açılışına katıldılar. Sonra da onlar hakkında işlem yapıldı. Sonra da özür dilediler bilmiyorduk. Ya yemek de yemedik diyor. Şimdi adam kurdele kesiyor şube açılışında ama yemek yemedim diyor. O kebap yapan milletvekillerinin ama yemedik demesiyle aynı şey. Fakat burada durum daha fena. Yani Burger King açılışı yapmak serbest ama yemek yemeyeceksin. Niye? Çünkü İsrail destekliyor. Karar Gazetesi muhabiri çok güzel yakalamış. Erdoğan'ın memleketi Rize'nin belediye başkanlığı su fatura bildirimi. Yeni tarihli bakın Temmuz 2024. Yeni tarihli faturalara Burger King'den reklam alıyor. Karar Gazetesi'nden Merve Şişman'ın haberi. <laughs> Ateş seni çağırıyor reklamı Burger King. Sonra neymiş? Burger King açılışına katılan AKP'l'ler disipline verildi. Ömer Çelik açıklamış falan. Ortaya çıkmasaydı verilmezlerdi. Ortaya çıktığında hemen kamuoyu tepkisi falan olmasın diye de bak işlem yaptık ha falan diyorlar. Babasının aracıyla 20 kilo uyuşturucu taşıyan çocuğu örtbas edemediler. Adam istifa etti öyle ortaya çıktı. Hemen partiden apar topar istifa ettiriyorlar. Sonra birisi açık araştırıyor. Adamın istifa etmesinin nedeni çocuğunun makam aracında 20 kilo uyuşturucu taşıması. Sonra yaparlar yargıda şeyini bakmayın siz. Neyse dönelim İsrail demişken Burger King demişken. Yani bunlarla ne gerdeğe girilir ne yatağa girilir ne oturulur çay içilir ne el sıkışılır filan. Yani iktidardan gelen her şeyi kategorik olarak reddedeceksiniz. Dilimizde tüy bitti. Lübnan'a gidelim. Hizbullah'ın SİHA saldırısında çok sayıda İsrailli yaralandı. Haberi geldi önce sonra en az dört. Askerin hayatını kaybettiği 7 saat 58 askerin yaralandığı duyuruldu. Askeri üsse. Kamikaze İHA saldırısı. Hizbullah tarafından. Bölge bir kere daha hareketlendi. Zaten hep hareketli. Bu arada İsrail tankları ilk defa Birleşmiş Milletler üstüne girdi. İki tank güç kullanarak girdiler. Bev bilerek girdiler. 15 Birleşmiş As Milletler askerinin de hafif şekilde yaralandığı belirtiliyor. İşte bu da oldu derken onu kastediyorum. İsrail, Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler barış gücünü canlı kalkan olarak kullandığını iddia ederek Birleşmiş Milletleri işe yaramazlıkla suçladı ve girdi. Yani düşünebiliyor musunuz? Artık hani normalde Gazze'deki sivilleri, Lübnan'daki sivilleri canlı kalkan olarak Hamas'ın ve Hizbullah'ın kullandığını öne sürüyorlardı ve dalıyorlardı. Kadın çocuk demeden. Şimdi aynı şeyi Birleşmiş Milletler'e söylemeye başladılar. Tabi iş Birleşmiş Milletler'e gelince Batı da biraz bir dakika ya filan demeye başladı. İşte Genel Sekreter savaş suçu oluşturabilir demiş. Ya savaş suçu oluşturabilir hali mi kaldı? Bütün normlara göre suç bu. Ama işte alttan alıyorlar. Amerika bu arada İran'a karşı savunmayı güçlendirmek için hava savunma bataryası ve asker gönderecek. İstediği kadar ABD Dışişleri Bakanı veya Başkanı neyse ateşkes istesin. Kamala Harris'i de öbürü belki de. O bir tarafta yani ne bileyim kamuoyu önünde ateşkes istiyorlar. Arkadan da bu şekilde destek devam ediyor. İsrail'in bütün suçlarının bir numaralı ortağı Amerika'dır. Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü bir kez daha İsrail hedefi oldu. 15 asker yaralı. Yani bu son derece önemli bir gelişme. Gerçekten öyle. Durup durup bunu getiriyorum. Ee, eğer burada da bir şeyler kırılmayacaksa bundan sonra nereye gideceğini kimse kestiremez. O arada Gazze. Ee, Gazze şeridinin kuzeyini insansızlaştırma ve artık tamamen tam kontrol alma harekatı başlattı ee, İsrail. 7 Ekim'den sonra zaten Gazze'ye kuzeyden girmişti güneye doğru iniyordu. İşte bizim işimiz terör örgütüyle falan diyorlardı ama alakası olmadı ortaya çıktı. O günlerde yapılan pek çok yayında da zaten Gazze'nin insansızlaştırılması ve tam kontrolü sağlanması vardı. Filistin bölgesi olmayacaktı artık ve şimdi ikinci aşamaya geçildi. Artık metrekare metrekare, santimetre kare santimetre kare e, tam bir temizlik için kuzeyden başladılar. Bu Refah'a kadar devam edecek. Seyreleyin yani durum bu. Biri de, birileri dur diyene kadar bu devam edecek. Neticede hastane çadır kampını hedef almışlar. İçer çok dehşet verici görüntüler var. Kadın çocuk demeden sivillerin alev alev yanarken görüntüleri var. En az 4 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı. Değral Belah El Aksa Şehitleri Hastanesi. Çadır hastane ya. Hastane dediğinizde öyle bir bina falan gelmesin aklınıza. Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borel, Kabul edilemez falan diyor BB'nin barış gücünü ama artık bu tür diplomatik şeyin zamanı geçti. Bakın Netanyahu ne diyor? Netanyahu Gazze'nin kuzeyinden gelen, kuzeyinden sivillerin çıkarılması ve içeride kalanlara yardımın kesilmesi planını değerlendiriyor. Neden? İçeride kalanları savaşçı olarak değerlendireceğiz. Yani artık askeri kurallara göre bunlara muamele edeceğiz. Artık ne tür gaz atarsa hepsini öldürecek, temizleyecek, uyarıyor, boşaltın orayı diyor. Ve işte kuzeyden güneye doğru Gazze'yi bitirecek. Bu arada enteresan bir temas oldu. İngiltere Dışişleri Bakanı ve AB Dış Politika Şefi Joseph Borrell birlikte Euronews'ta bir makale kalemi aldılar. Tek sesle konuşalım diyor Avrupa Birliği ve İngiltere. Birlikte konuşalım. Mesajımız, eylemlerimiz birlikte konuşursak daha büyük bir güce sahip olur. Düşmanlarımız aramıza ve batıyla dünyadaki diğer ülkeler arasına nifak sokmaya çalışıyor. Nerede durduğumuz konusunda net olmalıyız diyor. Yani Amerika ile yürümeyi bırak bizimle yürü diyor İngiltere'ye birlikte bir makaleye kaleme, kaleme, almışlar. Bu açıdan önem veriyorum. İngiltere'de gerçekten iki arada bir derede kaldı. Türkiye'nin işte NATO ile Rusya arasında kalması gibi bir durum. Ama İngiltere son tahlilde Amerika ile müttefiktir. Bu ezelden beri böyledir ve böyle de devam edecektir kanımca. Amerika demişken üçüncü kez suikast teşebbüsüne uğradığı iddiası var. Kaliforniya'daki miting yakınlarında bir kişi işte silahlı tespit edilmiş. 49 yaşındaymış. İsmi filan da açıklanmış. Enteresan. Günler kaldı artık. 20 gün, 22 gün sonra Dana'nın kuyruğu kopacak. O arada Polonya sığınma hakkını kaldırmaya hazırlanıyor. Avrupa'da artık pek çok ülke kendi sınırları içine çekiliyor. Polonya çok büyük bir Ukrayna gö göçü aldı. Burada mesele Afganlar, Sudanlılar, Iraklılar, Türkiyeliler değil. Çok büyük bir Ukrayna göçü aldı ve onunla baş etmeye çalışıyor. ve Polonya Başbakanı Donald Tusk artık diyor... Kapatacağız kapıları. Gelenleri de kabul etmeyeceğiz. Bu önemli. Bir diğer konu İtalya. İnsan hakları örgütlerinin tepkisine rağmen Akdeniz'de yakalanan düzensiz göçmenleri Arnavutluğa göndermeye başladı. İşte baş, e, ekranda görüldüğü gibi prefabrik e, konutlarda herhalde böyle bir göçmen kampları oluşturulacak. İşte İngiltere'nin Ruanda planı gibi herkes bir biçimde iş tutmaya çalışıyor. O arada evet e, günün görüntüsüydü Starship son test uçuşunda roket güçlendiricisi mekanik kullar, kollarla havada yakalanmıştı. Bu önemliydi. Bunu bir kere daha ekrana getiriyorum. Türkiye'de %58 kendini güvende hissetmezken dünyada da böyle enteresan, ilginç, güzel gelişmeler oluyor. Evet. Bir kere daha Daron Acamoğlu'nun ile başladık. İ, i̇smini ve soyismini birlikte söylemeyi beceremiyorum ama gerçekten bir kafiyede tutmuyor yahu. Neyse. Ee, Daron Acemoğlu. Yavaş söyleyince çıkıyor. Onun lafıyla bitirelim. Geçen yıl konuştu. Maalesef AKP'nin de krizle başa çıkabileceğine dair bir işaret görmüyorum. Bu görevi üstlenecek çok az kalifiye insan var ve... ...yolsuzlukla kötü yönetim muhtemelen devam edecek. Ekonominin ve demokrasinin geleceği için endişeleniyorum demişti. Daron Acemoğlu 2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi. 2023'te bunu söylemişti. Ve dedikleri son bir yılda çıktı, çıkıyor, çıkacak. Bir kere daha tebrik ediyoruz. Göğüslerimizi kabarttı. Büyük bir gururdur, büyük bir onurdur. Ve akademik kariyerini, yaşamının amacını neyse, hayata geliş amacını gerçekleştirmiş bir akademisyen olarak tarihi adını altın harflerle yazdırmıştır. Kutlarız. Büyük bir onur gerçekten. Günün ikinci manşeti böylelikle noktalıyoruz. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek umuduyla.